Evet, devam ediyorum. Şimdi neden bahsettik? DTO'ları oluşturacağız dedik. Hemen oluşturalım. Şimdi bir tane base DTO oluşturayım. Bu base DTO'da neyleri vereceğim? Bazı şeyler standart gelecek. Aynı base entity gibi düşünün. Ama benim kullanıcıya vereceğim, gerek duyduğum her DTO'da vereceğim bazı şeyler var. Mesela ID'si var. Tek tek ID check demiyorum. Public ID prop dedim. Public date time created date diyelim. Burada bu şekilde bırakalım bunu. Gerisi önemli değil. Hemen buradakiler gibi oluşturacağım. Diyeceğim ki mesela customer'ımız vardı. Burada customer diyor diyorum. Dedim. Public diyorum buna yine. Çok affedersiniz. Base DTO'dan git. Miras alıyorum. Bugün customer'ımda neler vardı? Bunlar vardı. Bunları da kopyalıyorum buraya. Bunları verebilirim. Sorun yok. Customer DTO'da verdim. Kaydettim. Hızlıca geçiyorum. Department. Benzetiyor dedim. Ne vardı benim departmanımda? Bunu koydum. Mesela ben ne demiştim? Public iCollection demiştim. Ama onu list olarak değiştiriyorum burada. Niye diye soracak olursanız, böyle bazı şeyleri ben sebepsiz yaparım. Bunu da öyle yapıyorum. Sebepsiz. Ha, diyen varsa bu performans farkı oluşturabilir, şu olur, bu olur diye söyleyecek olan olabilir. Veya başka bir sebebi vardır. Şimdi aklıma gelmiyor. Ama inanın ki böyle. Grup diyorum. Çünkü grup da alışveriş yapacağız. Pardon, grup CS değil. Grup gidiyor olacak. Bu da aynı şekilde public ve base DTO'dan miras alacak. Ne vardı bizim grubumuzun içinde? Users. Grup bir rolse hiç gerek yok. Bunu çünkü server taraflı kullanacağız. Yani arayüzünü yapmayacağız. Onu veri tabanından ekleyeceğiz. Zaten sistemi öğrendikten sonra bunu da arayüzde, hani admin panelinde kullanabilirsiniz. Ben o kadar da uzatıp da sizin canınızı sıkmayacağım. Kısa keseceğim. Aydın abası olacak. Users'ımızı aldık. Customer'dan almıştık. Grup in role dediğim gibi vermeyeceğim. Payment'ı veriyorum. Payment DTO dedim. Public ve base DTO'dan miras alacak. Nelerim var içinde? Bunlar var. Aldım. Geldim. Attım. Şimdi buradaki mevzu. Burada customer demeyeceğim buna. Customer DTO diyeceğim. Payment DTO'su dönerken eğer ki customer'a dahil ediyorsam içine, bu customer'ın DTO'su olması gerekiyor. Bunu neden yapıyorum? Ben customer'ın bazı bilgilerini göndermek istemiyor olabilirim. Bazı bilgilerini kayıt yaparken almak istemiyor olabilirim. Bundan dolayı oluyor bu. Bana kalsın bazı bilgiler diyorum. Neler yaptık? Bunu yaptık. Customer. Payment yaptık. En son product'a geliyorum. Evet diyorum. Ne item? Product. DTO. Ekledim. Yine public. Mirasımızı alalım. Şöyle kopyaladım. Bunlar çok lazım bana. Arayüzde gerekiyor bunlar. List dedim. Bu bilmenin için söylüyorum. Bu küçüktür büyüktür içerisindeki list of sale, yani içerisinde sale tipinde nesneler bulunduran bir liste demek. Product dedik. Rollere de gerek yok. Sale'a geldim. Sale DTO dedim. Public yaptım. Cümle alemi açık olsun. Geldim. Sale'ın içine geldim. Buraları hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın ama fazla da uzatmayalım mevzuyu.
Enterladık. Burada nelerimiz vardı? Bizim customer'ımız ve product'ımız vardı. Bunları tabii ki de customer DTO ve product DTO olarak değiştiriyorum. Son olarak user'a geldim. Mevzu burada. Aslında burada anlayacaksınız. DTOs dedim, add dedim, new item dedim, user DTO dedim, public user DTO, git base DTO'dan. Mirasaf. Bunları kopyalıyorum yine. Dikkat. User DTO'ya geldim. Enter'ladım. Name'i olsun, department ID'si olsun, group ID'si olsun ama password ile alakalı bir alışveriş olmasın dedim, sildim. İşte fark burada. Ha peki. Ya abi bunu nasıl yapacaksın? Şimdi sen veri tabanından linkuyla serviste veya repositörde gidip de user'ı çekeceksin. Evet, çok doğru. Ama bunu tek tek işte user DTO'ya aktarırken user DTO.name eşittir user.name falan falan atacak mısın? Hayır tabii ki de. Ne yaptık? Automapper'ı yükledik. Mapping işlemi yapacağız. Mapping işlemi de gayet basit. Test, tek satırla gidecek bizim user modelimizden alacak. User DTO ile karşılaştırıp ne gerekiyorsa karşılıklı olarak aktaracak veriyi. Biz öyle verecek. Biz tek tek amelelik yapmayacağız. Ve artı şöyle bir şey. Önceden program CS'de her bir model için mapping işlemi işte şunun karşılığı budur, bunun karşılığı budur diye belirtiyordu. Biz Automapper ile bunu ayrıya bir yere alacağız. Aynı şekilde program CS'de servisler repozitörleri için add scope diye tek tek bütün repozitörleri, bütün servisleri ekliyorduk. Bunu da yapmayacağız. Tek satırla bu işi halledeceğiz. Diyeceğiz ki sonu servisle biten bütün dosyalar servistir. Sonu repozitörüyle biten bütün dosyalar repodur, repozitörüdür diye belirteceğiz. Ek bir geçmiş olayım. DTO'larımızı da yaptık. Sonraki işlemimiz bir önceki videoda bahsetmiştim. App settings, pardon, app db context veri tabanı bağlantılarımızı yapacaktık. Tablolarımızı oluşturacaktık. Bu videoyu burada bırakıyorum. Bir sonraki videoda aynı şekilde devam edeceğiz. Teşekkürler.